Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Mevlana Şehri Konya'da devam ediyor. Şimdiki durağımız ise otomotiv sektörüne yönelik hizmet veren AHS Hidroli'ye konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın genel müdürü Sayın Ahmet Yılmaz Işılak ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bizler de çok iyiyiz. AHS Anadolu Hidrolik ile ilgili birçok bilgiyi sizden alacağız ama öncelikle kuruluş hikayesini almak istiyorum sizden. Tabii ki. AHS Anadolu Hidrolik kökeni 1975 yılına kadar dayanıyor. Kurucusu, ilk kurucusu Ahmet amca, Ahmet Şişmanoğlu. 2003-2013 yılına kadar Ahmet amca bayrağı getiriyor ve şirketi büyütüyor. 2013'ten itibaren de Muharrem Bey var oğlu, Muharrem Şişmanoğlu. Muharrem Bey bayrağı devralarak daha kurumsal bir yapıyla, daha büyük bir yapıyla devam ettiriyor. Şu an 35 bin metrekare kapalı alanda 3 tane fabrikada faaliyetimizi devam ettiriyoruz. Entegre bir tesis, hidrolik direksiyon seti, hidrolik pompa, traktör grubuna yönelik yedek parça ve kamyon grubuna yönelik pompa üretimimiz var. Ayrıca çapa makinamız, yine tarım sektöründe çapa makinası üretimimiz var. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Yaklaşık 60 ülkeye ihracatımız var. Satışlarımızın %60'ı ihracat. Faaliyetlerimizde iyi bir şekilde devam ettiriyoruz. İnşallah 2023 yılındaki ülkemizin ihracat hedefine de elimizden gelen katkıyı da yapacağız. İnşallah. Tabii bu arada bir marka isim olarak devam ediyor. Peki bu markalaşma süreci nasıl oluştu, nasıl gelişti? Anadolu Hidrolik markasıyla hem yurt içinde hem yurt dışında satışlarımız var. Anadolu Hidrolik, Anadolu'da bilinen bir marka. Traktör yedek parçacı üzerinde, özellikle hidrolik direksiyon seti ürünümüzle birlikte yıllarca verilen emek sayesinde oluşmuş bir marka. Yurt dışında da yine Anadolu Hidrolik markasıyla ihracat yapıyoruz. Anadolu Hidrolik markası yurt dışında da bilinen bir marka. AHS de yine kendi markamız ve bu markayla artık ürün isteniyor. Yani bir takım satıcılarımız var, bizim İstanbul'da toptancı satıcılarımız var. Onlardan da yurt dışından talep gelirken AHS markasıyla ürün talep ediliyor. Kendimizi bu anlamda da ciddi geliştiriyoruz. Ar-Ge çalışmaları, mühendislik çalışmalarıyla belli bir mesafe kat ettik. Ve markamızı da, markanın değerini de korumak için çalışıyoruz. Özellikle satış sonrası serviste, yedek parça temininde iddialı bir firmayız. Müşterimizi memnun eden bir firmayız. Bu da markamızın oluşmasında ve büyümesinde çok önemli bir etken. Kesinlikle. Tabii güven olgusu, özellikle hem tarım sektöründe hizmet veriyoruz hem de otomotiv sektöründe hizmet veriyoruz. Çünkü bu anlamda tabii ki güven olgusu gerekiyor. Dünden bugüne aslında sizin firma bazında gelmenizi sağlayan da marka bilinirliği ve güven olgusu. Siz bu güven olgusunu nasıl sağladınız? Biz bu güven olgusunu ürünümüzün arkasında durarak sağladık. Yani en ufak bir şeyde, bizden kaynaklanan eksiklikte bu ürünümüzün arkasında olduk. Yeri geldi bayilerimizden bu ürünlerle ilgili tüm şikayetleri dikkate aldık. 2016 yılının başında büyük bir bayi toplantısı yaptık. Yaklaşık 600 bayimizi biz Konya'da ağırladık, misafir ettik. 3 gün boyunca hem onların dertlerini dinledik, şikayetlerini dinledik, taleplerini dinledik ve hızlı bir şekilde de aksiyon alarak bunları yerine getirdik. Bunun çok güzel geri dönüşleri oldu. Fabrikamızı gezdiler, alanları gezdiler, test makinalarımızı gördüler. Tabii bu bayilerimizde de zaten güvendikleri bir marka ama iyice bir güven oluştu. Bu pekişti açıkçası bu güven. Onun dışında da şu hizmeti biliyorlar. Yani ben fabrikaya bu ürünü gönderdiğim zaman mutlaka bana bir geri dönüş olur. Yani birçok belki üretici de ki en büyük şikayet bir geri dönüşün olmaması. Yani olumlu ya da olumsuz bir geri dönüşün olmaması. Ama bizde kesinlikle bir geri dönüş olur ve mutlaka bu geri dönüşler de olumlu geri dönüş olur. Yani bizim bu zamana kadarki en büyük prensibimiz, biz ürünümüzün arkasındayız. Çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için ve ayrıca bu güzel sohbet için son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ülkemize güveniyoruz, ülkemizin geleceğine güveniyoruz ve bu gelecekteki ülkemizin yer alacağı, dünya ülkelerinde güzel bir pay alacağına inanıyoruz. Biz de şirket olarak, firma olarak ülkemizin güzel geleceği adına elimizden gelen katkıyı yapacağız inşallah.